Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Spor Gecesi Digital YouTube kanalında. Bundan böyle ben Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli ile birlikte anılarımızı anlatacağımız ve size söz verdiğimiz programa başlıyoruz. Programın adını Bir Gün diyoruz. Çünkü biz o bir günleri o kadar çok yaşadık ki Türk futbolundaki en önemli karakterlerin, kulüp başkanlarının, hocaların, futbolcuların, dünya yıldızı oyuncuların hiç bilmediğiniz yönlerini ve hatta bugüne kadar gün yüzü görmemiş anılarımızı anlatacağız. Çok ilginç şeyler olacak. Keyifle izlersiniz ve ne yapıyorsunuz unutmayın tabii. Hem bu videoyu beğeniyorsunuz hem de aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz ve bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemediğinizi de hatırlatalım. Eğer katıl üyesi olmak istiyorsanız da onların reçetesini, tarifesini hemen kanalımızın içerisinde bulabiliyorsunuz ve bir güne başlıyoruz. Kıskançlık son derece ilginç. Ya mesela ben birisi birisini kıskanınca "Aa ne kadar kıskanç adammış" demem. Yani hoşuma gitmez. Ben kimseyi kıskanmam ama kıskançlık böyle eleştirebileceğim bir şey değildir benim. Yani birisi kıskanç olabilir. Eşini kıskanabilir. Arkadaş, rakip arkadaşı kıskanabilir. Bir teknik direktör, bir teknik direktörü kıskanabilir. Bu anlatacağım hikaye Mircea Lucescu ile Fatih Terim arasında. Fatih Terim Galatasaray'da 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. Sayısız şampiyonluğu da elde etmişti. Artık İtalya yolculuğu başlıyordu. Fatih Terim Fiorentina ile anlaşmıştı ve Galatasaray'a bir teknik direktör gerekiyordu. Galatasaray'a da teknik direktör olarak İtalya'da en uzun süre yabancı teknik direktör olarak çalışan Mircea Lucescu Galatasaray'la anlaşmıştı. 2000 yılında Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra Mircea Lucescu göreve gelmişti. Fatih Terim'in oynattığı futbolu hatırlayın. İnanılmaz baskılı, önde baskı, hücum, savunma, hücumda başlar, en iyi savunma hücumdur diyen bir Fatih Terim algısından, anlayışından, futbol olgusundan Mircea Lucescu'nun "Aman abi yatalım geri, yaslanalım, aman abi top bizde kalsın, elbet bir şekilde bir tane gol buluruz. O golün de üzerine yatarız" futbolu başlamıştı. Şimdi buradan evrildiği zaman futbol, Galatasaray'da birçok insanın da böyle hani "ne bu nasıl bir futbol" falan diye eleştirdiği bir isimdi Mircea Lucescu. Neyse, Mircea Lucescu Fatih Terim'in görevinden hemen sonra Galatasaray'a gelmiş olması Fatih Terim'le Mircea Lucescu'yu halef selef yaptı. Ve Mircea Lucescu sürekli Fatih Terim'le eşleştirildiği için, sürekli onun oynattığı futbolla bunun oynattığı futbol arasında bir fark olduğunu anladıkları için insanlar Mircea Lucescu'yu acaba ne yapacak, Galatasaray'da başarılı olabilecek mi derken Mircea Lucescu Galatasaray'ı da şampiyon yaptı. Sonrasında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta Mircea Lucescu'nun 100. yılda kazandığı bir şampiyonluk var. Ben o zaman CNN Türk'te çalışıyorum. CNN Türk'te Fatih Hoca Fiorentina'ya gittiğinde biz Fatih Hoca ile, CNN Türk'te müdür İhsan Topaloğlu'ydu. İhsan Topaloğlu Futbolun Zirvesi diye bir program yapıyordu. Hatta o dönemin telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi vardı, Arya. O sponsor olmuştu programa. Fatih Terim'le İtalya'dayken Fiorentina günlerinde ve Milan günlerinde haftada bir İtalya'ya gidiliyor. İtalya'da futbolun o haftaki zirvesi konuşuluyordu. Bu program içinde sponsor Fatih Terim istemişti. Sponsor Fatih Terim'i de ikna etmişti ve Fatih Terim'e bir ödeme yapılıyordu bu konuyla ilgili. Tabii Mircea Lucescu şampiyon oldu. Şampiyon teknik direktörün de bir şekilde CNN Türkiye konuk olması lazım. Bir gün gittim Mircea Lucescu'nun yanına. Şampiyon olunmuş. "Hocam" dedim, "acilen bizim stüdyoya gelmen lazım kupayı kaldırdıktan sonra. İhsan Topaloğlu beynimde boza şişiriyor. Ya öyle böyle değil. Getir, ilk bize çıkması lazım, ilk bize çık." O zamanlar öyle bir problem vardı. "İlk bize çıkacak, ilk bize çıkacak" falan derken abi biz sürekli Lucescu'yla her gün telefonla konuşuyoruz. Ya da işte tesislere gidiyorum falan. "Hocam ne olur gel, ne olur gel, ne olur gel" derken hoca tesislere çağırdı beni. O zaman Serhat abi vardı, tercümanı. Dedi ki "Hoca seninle görüşmek istiyor, acil gel." Gittim abi Ümraniye Nevzat Demir tesislerine oturduk. Lucescu dedi ki "Benim" dedi "senin kanalına çıkmamı istiyorsun değil mi?" dedi. "Evet" dedim. "Kaç para vereceksin?" dedi. "Hoca" dedim, "ne parası ya?" Bana ne dedi biliyor musunuz? "Fatih Terim'e yıllarca, aylarca para ödediniz. Bana da o stüdyoya gelmem için para ödemeniz lazım" dedi. Abi ne yapacağız, ne edeceğiz? İhsan abi arıyorum. Diyorum ki "İhsan abi böyle böyle diyor bu herif, ne yapacağız" falan. "Bana ne kardeşim" diyor. "Sen nasıl halledersen hallet. Beşiktaş muhabiri değil misin? Hallet, teknik direktörünü getir kardeşim kupayla stüdyoya" diyor. Abi döndüm, tamam, tekrar odaya girdim. "Hoca" dedim, "bak ben de para mara yok. Ben 3 kuruş 5 kuruşa muhabirlik yapan bir adamım. Gazeteciyim ben. Trilyonluk adam değilim. Sonuçta şirket de benim şirketim değil, Aydın Doğan'ın. Kaldı ki o sponsor Fatih Terim'i istemiş. Sen de bir sponsor bul, sen de paranı al. Ama bende para yok. Ancak ne yapabilirim biliyor musun sana" dedim. "Erkek çocuğum olursa" ki o zaman evli değildim. "Erkek çocuğum olursa adını Mircea Lucescu koyacağım" dedim ve adamı böyle ikna ettim. Ha, Ozan baba doğdu. Yani oğlumuz doğdu. Oğlumuzun adını Ozan koyduk ama hakkını helal etsin Mircea Lucescu. Kıskançlık böyle bir şey. Yani Fatih Terim'e para verdik diye adam para istedi bizden stüdyoya gelmek için. Ama biz onu nasıl ikna ettik? "Oğlum olursa Mircea Lucescu koyacağım adını" dedim ve Mircea Lucescu koymadım adını ama Mircea Lucescu 3 gün sonra CNN Türk stüdyolarında bizim konuğumuz olmuştu. Şampiyon hoca, şampiyon Lucescu ile birlikte güzel de bir yayın yapmıştık. Yani şöyle, uzun lafın kısası, kıskançlık önemli bir şey ama çok da kötü bir şey değil. Kimin neyi kıskandığına bakacaksınız. Şimdi sonuç itibariyle biz Spor Gecesi Dijital YouTube kanalında yeni bir programa başladık. Bir gün programına başladık. Şimdi benim önümde bir sürü not var. Bu notların arasında da o kadar ilginç hikayeler var ki. Milan Mansız'da bir hikayem var, kamptan kaçma hikayesi. Sergen Yalçın'la bir hikayem var. Fenerbahçe Sarı'nda sol ayağının içiyle uzak direğe, kalede Recep vardı galiba. Attığı golden sonra Sergen Yalçın saha içerisinde bana neler söyledi. 100. yılda kutlamalarda bir şampanyayla ilgili ilginç bir anım var. İçinde İlan Mansız var yine. Serdar Bilgili'nin Lechkov'la ilgili transfer haberini bana nerede nasıl verdiği, Bosingba ile ilgili, Cardozo'nun Trabzonspor'a transferiyle ilgili ki o dönemde Trabzonspor'da kurumsal iletişim direktörlüğü yapıyordum. Bunun gibi birçok merak ettiğiniz ya da hiç gün yüzü görmemiş, Pascal Newman'ın işte şampiyonluk kutlamalarına alınmaması, Pascal Newman'ın elini şortuna soktuktan sonra yine bana verdiği ilk röportajda neler söylediğinden tut, o röportajın nasıl gerçekleştirildiği, geceleri neler yaşandı, Allen Iverson'ın hikayeler, dünya kadar hikaye var. Bende bu kadar var. Ben bir bu kadar da Haluk Yürekli de var. Mesela 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fatih Terim'in İstanbul olalı hiç görmedi böyle güzel falan böyle bir Sezen Aksu şarkısıyla ben ve Haluk'a verdiği önemli bir haber var. Bütün bunların hepsini Spor Gecesi Dijital YouTube kanalında Bir Gün programında bulabileceksiniz. Ne diyoruz? Abone olun ve mutlaka videoları likelayın ki bunların serisi gelsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.